Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan Rocket League'de haber videosuyla beraberiz. Şimdi bugün konuşacağımız konu şu olacak arkadaşlar, bayağı önemli bir konu. McLaren 570S tekrardan mağazaya geldi. Yaklaşık 2-3 yıl önce oyuna gelmişti ve tekrardan Epic Games bu arabayı getirdi. İşte bu arabanın trailerini izleyeceğiz, işte fiyatı ne kadar, oyun içinde arabaya bakacağız ve aynı zamanda sizin o aşırı fazla sorduğunuz Nissan Skyline hakkında konuşup video bitireceğiz. Aynı zamanda McLaren'in işte fiyatı hakkında da konuşup öyle videoyu toparlayacağız. O zaman lafı uzatmayalım, videomuzu direkt geçelim. Videomuza geçmeden önce de 2-3 şey daha söyleyeceğim. Bir tanesi, Discord'da turnuvamız var 2 gün sonra. Ona mutlaka katılmadıysanız katılın arkadaşlar. Detayları da açıklama kısmında var Discord'daki turnuvanın. Onun dışında çekilişimiz de var. 2-3 güne bitecek. Onun da son dediğim gibi 2-3 günü kaldı. Ona da mutlaka katılın. 1000 kredi veriyorum. 4 kişi 250 kredi olacak şekilde. O zaman direkt videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce de aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp abone olup zil butonu da açarsanız çok sevinirim. O zaman şöyle bir ana menüye çıkalım. McLaren'ın 2021 fragmanını izleyelim ve olayımıza girelim. Keyifli seyirler arkadaşlar. Trailer'ı izledik. Trailer fena değildi. Böyle yine bir dakikanın altında trailer yapmışlar ve 2018'deki gelen McLaren arabasının trailerinden farklı. Şimdi buradaki böyle çok önemli notları size okumaya çalışacağım. Ondan sonra üstüne yorumlayacağız ve sonra dediğim gibi Skyline hakkında da birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi McLaren için bitiş çizgisi yok diyor. Bunları geçiyorum. İşte Free to Play'den bu yana ilk kez Rocket League'e geri dönüyor. Yani bu ne demek oluyor? Rocket League biliyorsunuz ilk başta Steam'deydi. Ondan sonra Epic Games aldı. 2021 Eylül gibi Epic Games'e geldi ve Epic Games'in Steam'e gelen DLC'yi ilk aldığı araba bu araç arkadaşlar. Bunu dediğim gibi Skyline ile alakalı tekrardan konuşacağız. Şimdi kaçıran oyunculardan bahsediyor. Yani Epic Games'le beraber Rocket League'e başta çok büyük bir kitle vardır. Onlara hitap ediyor. 570S gümüş çıkartma ve daha fazlası tamamlanan McLaren 570S paketini alabilecekler. Burası da tamam. Yani bir tane arabamız var, bir de ayrıca yükseltmemiz var. Ayrıca McLaren 570S'yi garajında zaten bulunan oyuncular bu yeni paketi araçsız olarak daha az kredi karşılığında alabilirler. Yani siz diyorsanız ki ben Steam'den aldım abi, bu yükseltmeyi de daha az kredi karşılığında alabiliyor muyum? Evet, alabiliyorum. Bundan bahsediyor. Şimdi içeriklerine geliyorum. 2000 krediye bunları alıyorsunuz. Bunun fiyatını ondan sonra konuşacağız. Bir tanesi McLaren 570S. Domino'su Hitbox. Yani bu Formula 1'de de aynıydı. İşte NASCAR'da da aynıydı. Ya bu yeni gelen arabaların nedense hitbox hep Dominus oluyor. Ben bu konuyu açıklık getiremedim. Bilmiyorum. Eğer bir yorumunuz varsa siz yaparsınız. Dominus hitbox'ı da freestyle için daha elverişli. Zaten bunu da defalarca söylemiştik. Eşsiz motor sesi var. Tamam. Yani bu işte ses paketini diyor büyük ihtimal. McLaren 570S çıkartması gümüş boyalı. Tekerleği jantı gümüş boyalı. 3 tane de afiş veriyor. Bir de bunun yükseltmesi var. Hani bu şey işte bir yere gidersiniz derler ya size, işte şu farklı büyük boy almak ister misiniz? O mevzu. 900 kredi vererek de böyle eklentilerini alabiliyorsunuz. Bu da işte yine çıkartması var gümüş boyalı. Burada da gümüş boyalı var. Burada da gümüş boyalı var. Neyse, buraya sonra geliriz. Ben bu olayı çözemedim. Jantı var yine gümüş boyalı. Burada da jant var yine gümüş boyalı. McLaren 3 oyuncu afişi var. Bu da yine şey aynı. Burada olduğu gibi. Bu büyük ihtimal dediğim gibi Epic'ten alanlar sadece bunları alıp yoluna bakıyor. Steam'den önceden alanlar da bunları da alıp kendi McLaren'ini yükseltebiliyor. Onun dışında buradaki pakete sahip olan eşyalar 570S tarafından not edilebilir. Tamam, bunu da söylemiştik. Özelleştirilemez. Burası önemli, yani özelleştirilememesi bence büyük bir kayıp diyebiliriz. Çünkü 2000 kredi veriyorsunuz, yani McLaren alıyorsunuz ve özelleştirilememesi bence, bilmiyorum, bana garip geldi. Devam ediyorum. Yorumu siz yaparsınız. Bunun dışında da markete McLaren avatar çerçevesi geliyormuş.
Bunu da burada yazdığı şekilde okudum sizlere. O zaman bir de oyun içinden şu arabaya bir bakalım. Şimdi geldik oyunumuzun içine. Görüyorsunuz şu reklam panolarında McLaren de var. Şimdi fiyatına değinelim abi. Şuradan bir McLaren 570S'e bakalım. Şimdi burada iki kısım var. Buradaki birinci kısım Epic Games oyuncularını ilgilendiriyor. Ama Steam'den siz önceden arabaya aldıysanız buradaki yükseltmeyi alabiliyorsunuz. Epic Games'ten hiç almadıysanız arabayı, o zaman bunu alacaksınız. Şimdi 2000 krediye bu araba değer mi arkadaşlar? Hayatta değmez. Niye değmez? Çünkü yaklaşık bu araba ne zaman gelmişti? 2018'e gelmişti. 3 sene önce biz bu arabayı 4 liraya, 8 liraya, hadi bilemediniz 10 liraya Steam'den DLC olarak alıyorduk. Şimdi bakıyorsunuz 2000 kredi. 2000 kredi eşittir ne kadar oluyor? Şöyle bir bakalım. Nereden bakıyorduk ona? Çok da emin değilim. Şurada kredi satın alma var. Tamam, buradan bakıyoruz. Bakın 1100 kredi 70 lira. Bunu biz düz hesap 1000 kredi 70 lira yapalım. 2000 kredi 140 lira yapalım. Yani 10 lira nere, 140 lira nere? Şimdi bazıları diyecektir ki abi daha ucuza kredi satılıyor Binary Game'de falan. Ama Epic Games'ten takısını açmamış arkadaşlar 140 kredi ödemek zorunda bunu almak için. O açıdan bakın bence fiyatı gerçekten çok anlamsız, yani saçma. Hele Türkiye şartlarına göre daha da bir anlamsız. O yüzden ben kesinlikle almanızı tavsiye etmiyorum. Ama yine de alacak arkadaşlar varsa, alacak abilerimiz işte kardeşlerimiz varsa, içerik üyesi destekli kısmından destekli deyip buradan IDGAL yazarak küçük harfle alabilirler. Tabi bu kodu geçsinler, ondan sonra alsınlar. Ama dediğim gibi ben kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi arabaya bakalım. Arabamız güzel. Zaten McLaren'in yani güzelliğini kötülüğünü konuşmak ya bana düşen bir şey değil. Araba gerçekten gayet sağlam bir şey. Tekerleğimiz jant bu arada, gerçekten bu da sağlam. Yani paket bu arada kötü değil ama 2000 kredi dediğim gibi hayata değmez arkadaşlar. Paketin içeriği çok zayıf. Yani bunun ben şöyle diyeyim ya, bu paketin fiyatlarını herhalde Sonyx'in kendisi mi belirliyor, Epic Games'in belirliyor bilmiyorum ama ben buna bir fiyat çekecek olsam, bak samimi söylüyorum, maksimum 500 kredi çekerim abi. Hem herkes alır, herkes aldığı için de ya böyle ne bileyim güzel bir tanıtım olur. Çünkü 2000 kredi gerçekten saçma bir fiyat. Buna çok denik ama neyse, devam edelim. Burada gümüş çıkartmamız var. Bence turuncusu da daha iyi, bilmiyorum, yorum size kalmış. Ben gümüşü kullanmazdım. Banerimiz var. Baner yani güzel, fena değil. Bir tane daha baner var. Hangisi seçin? Ben olsam vallahi çok zor seçim. İkisi de birbirinden güzel. Ama büyük ihtimal ben arkadan olanı derdim ya. Bir tane daha var. Abi kesinlikle bu daha, yani bundan daha kötü. Birinciye de bunu koyardım. Ve bayrağımız var abi. Bu kadar paket. Yani 2000 krediye bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir paket. Ve burada yükseltmesi de var. Bu da Steam'den önceden McLaren'i alanlar için buradaki eklentileri de beraberinde veriyor. Şimdi gelelim, bu araba geri geldi biliyorsunuz. Bana yorumda aşırı fazla gelen bir soru vardı. O da işte ben Nissan Skyline'le oynadığım zaman, aa bu arabayı nasıl aldım, bu arabanın hassasıymış, 5000 krediye gelsin yine alırım diyen bir kitle vardı yorumlarda. Ve Skyline'i gerçekten çok seviyorum. Zaten sevinmeyecek gibi bir araba da değil. Gerçekten çok güzel. Hatta arabayı da göstereyim. 2016-2017 zamanlarında Steam'e hızlı ve öfkeli paketi diye gelmişti. Bakın arkadaşlar, araç bu. Böyle manyak bir araç. Gerçekten yani araç harbiden bence oyuna gelmiş geçmiş en iyi DLC olabilir. Şimdi bu arabanın da tabii ki de hastaları olacaktır. Şimdi esas konumuza odaklanalım. Bu araç geri gelecek mi? Şimdi ben eskiden muhtemelen gelmez diyordum. Çok büyük bir ihtimal. Ama Epic Games Steam'den alınan DLC'leri de getirmeye başladığından beri artık yani büyük ihtimal gelire döndüm. Çünkü niye, zaten McLaren'i getirdiyse Epic Games, bu demektir ki Nissan'ın da gelmesi yani çok muhtemelen olacak gibi. Çünkü hani onun haklarını satın almış oluyor McLaren'i. Çünkü önceden Steam'deydi biliyorsunuz ki. Ve büyük ihtimalle Skyline'ın da işte haklarını mı alacak artık, başka bir şey mi satın alacak, bir şekilde oyuna getirecek. Çünkü gerçekten araba aşırı fazla talep görüyor, aşırı fazla isteniyor. Ve bu araba geldiği zaman da büyük ihtimal takas piyasası birkaç haftada mahvolacaktır. Çünkü çok kişi bu arabayı satın almak için işte bayağı bir eşyasını ucuza satacaktır. Çünkü dediğim gibi arabanın gerçekten manyakları var arkadaşlar. Yani bu arabanın da manyağı olmamak mümkün değil. Çünkü araba gerçekten sağlam bir araba diyerek burada bitirelim. Ne konuştuğumuzu özetliyorum.
McLaren hakkında konuşmuştuk. İşte fiyatına değer mi falan konuştuk. Kesinlikle değmez dedim onun için. Ve McLaren'i alacak arkadaşlar yine de varsa, dediğim gibi içerik üyesi destekle kısmından benim kodumu kullanarak bana destekli olabilir. Onun dışında McLaren geri geldiği için Skyline'in gelme ihtimali üzerine konuştuk. Ben de dediğim gibi ilk başta büyük ihtimal gelmez diyordum ama artık büyük ihtimal gelir diyorum. Bu arada bu sadece Skyline için değil ya. Yani Steam'e gelmiş önceki DLC'ler için de geçerli. Bu Batmobile olur, işte başka bir şey olur. Onlar için de geçerli. Ve böyle de videoyu bitirelim arkadaşlar. Kısa video oldu ama siz gerçekten Rocket League'de haber videolarını seviyorsunuz ve gerçekten iyi talep görüyor, iyi izlenme görüyor. Onun için de sağ olun, var olun. O zaman dediğim gibi videoyu burada bitirelim. Videoyu aşağıdan beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın ve kanalda hala abonesiniz. 200 saniyesi ayırıp kanala abone olup Discord'a gelmeyi ve Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.